Herkese merhabalar. Farklı bir cihaz olan iğneli radyo frekans cihazı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok duyuyorsunuz. Altın iğne adıyla çok duyuyorsunuz. Ne işe yarıyor? Nasıl etki ediyor? Ve aslında evinizde pratik bir şeyler yapabilir misiniz buna benzer? Onu anlatacağım. İğneli radyo frekans dediğimiz cihaz, yani altın iğne, aslında şudur. Bir başlık düşünün. O başlığın ucunda 24, 30, 12, 40 iğneler var yan yana. Ve bu iğneler uygulanmak istenen bölgeye temas ettikten sonra bizim istediğimiz derinliğe 1 milim, 2 milim, 3 milim, 4 milim, hatta vücutta, yani vücudumuzda istediğimiz noktalara 6 milim, 7 milim derinliğe giriyor. Girdikten sonra bu bir travma. Yani burada bir travma oluşturuyor. Burada bir aslında yara oluşturuyor. O delikten sonra uçlarından bir radyo frekans akımı dediğimiz akım verip, bir elektrik çarpması gibi düşünün, ısı verip oraya geri geliyor. Bunu biz işte yüzümüzde 3 milim, 2 milim, 1 milim her milimetrelere uyarı vererek, oralara aslında bir ısı vererek o bölgede bir uyarı veriyoruz. Yani bu işe yarıyor. Altın iğne denen şeyin mekanizması bu. Doğru yere, doğru derinliklere istenilen uyarı verilerek o bölgede bir aslında yeni bir orada yapılanma başlatmak. Bunu biz selülitli dokuya yaptığımızda oradaki selülitin aslında etrafında bu ısıyla beraber yeniden yapılanma ve tamir süreci başlıyor. İşte burada bizim özellikle tıpta head shock protein dediğimiz HSP diye söyleniyor. Head shock proteininin aktivasyonu ve bunun sayesinde o bölgede kolajen uyarısı ve o bölgenin yeniden, yeni baştan, sıfırdan yapılandırılması amaçlanıyor. Bu ne işe yarıyor? Cilt daha sık hale geliyor. İki, orada özellikle scarlara faydası olduğu söyleniyor ama rolling scar tipi, yani böyle yuvarlak tip scarlarda faydalı ama diğer scar türlerinde çok etkili değil. Özellikle derin atışlarda, bacak gibi, bu 7 milim, 6 milimlik derinliklerde, hatta gıdıda, gene gıdıda da gıdının yapısına bağlı olarak 6 milim, 5 milimlik atışlarda o bölgedeki yağların eritilmesinde verilen ısıyla ve o bölgenin azaltılmasında gerçekten etkili. Şimdi bunu siz profesyonel olarak bizim gibi kliniklere gelip yaptırabilirsiniz. Yüzünüze, gıdınıza, işte selülit bölgenize. Genelde 3 seanstır hakkı, bir 3-4 hafta aralarla düzenli yapılmasını öneririm. Yapıldıktan sonra 4-6 saatte hemen kızarıklıkları geçer, günlük hayatınız çok etkilenmez. Yaparken birazcık acılıdır çünkü iğneler giriyor. Bu yüzden de uyuşturma tercih edebiliyoruz. Genellikle ben hastalarımı uyguladıktan sonra üzerine bir de topikal olarak, yani hazır orası delikken, C vitaminli veya retinollü içerikler sürerek hemen emilmesini sağlayacak uyarı verip oraların daha etkili bir şekilde toparlamasını sağlayacak şekilde destekleyebiliyoruz. Peki sizin kliniklere gitme durumunuz yok ama böyle bir etki görmek istiyorsunuz, ne yapabilirsiniz? Bakın arkadaşlar, yapacağınız şey şu. Mesela bu bahsettiğim şeyde ne dedim? Önce iğne deliyor, sonra içeride bir ısı veriyor, değil mi? Aslında fayda sağlayan etkinin %75'i o delme, %25'i altta verilen o radyo frekans ısısı. Siz de bundan faydalanmak için 0.25 milim, 0.2 milim, maksimum 0.5 milim ama tercihen 0.20-25 milim bir derma roller alın veya derma stem alın ama derma roller alın, tamam mı? Haftada bir veya 15 günde bir temiz cilde derma roller'la geçin. Bakın aslında siz altın iğnenin yaptığı o delme işlemini yapmış oluyorsunuz. Derma roller'ı uygulayın ve arkasından üzerine C vitaminli, hyaluronik asitli veya cildi probleminiz neyse ona yönelik anti-aging etkili bir içerik uygulayın ve keyfinize bakın. Bakın bu uyguladığınız roller bile scarlarınıza fayda edecek. Düzenli yaptığınız için belki de altın iğneden daha etkili olacak ve aynı zamanda evde kullanacağınız o ürünü üzerine sürerek tabii ki asit kullanmayın. Bakın C vitamini dedim, hyaluronik asit dedim, niasinamid, arbutin bunları kullanabilirsiniz ama deldikten sonra glikolik asit gibi, laktik asit gibi asidik maddeleri kullanmayın. Çünkü bu sefer zaten açık yara oluşturduğunuz, mikro yara oluşturduğunuz, bariyeri bozduğunuz asitle daha çok tahriş olacak hale gelebilirsiniz. Sakın. Yani bahsettiğim yatıştırıcı ve böyle tahriş edici özelliği olmayan içerikleri uyguladıktan sonra sürün, emsin. Emilim gücü artsın. Çok daha fayda göreceğiniz bir hale gelecektir. Bu yüzden evinizde scar problemlerinizde veya gözenek problemlerinizde anti-aging etki istiyorum ama ben doktora kliniğe gidemeyeceğim dediğiniz durumlarda 10 günde bir diyeyim derma roller'ınızı yapıp bu ürünü, serumunuzu üzerine sürün asit olmamak kaydıyla.
çok fayda görürsünüz. Yani aslında altın iğne ile bu yaptığınız işlem arasında altın iğne de bir derinlik farkı var tabii ki. Ama bakın gene o değil. Radyo frekans farkı var. O da değil. Bunu düzenli yapın. Gene çok fayda göreceksiniz. Diğeri ayrı bir iş. Onun için ihtiyaç görüyorsunuz, ekstra yapabilirsiniz. Ama bunu yapıyorsanız bile, altın iğne yapıyorsanız bile gene bunu yapın. Yani sonuçta bu sizin ev bakımınız ve pahalı değil. Yani çok rahat bir şekilde evinizde bunu uygulayarak çok fayda göreceğiniz bir hale yavaş yavaş geldiğini görürsünüz. Bu açıdan bunu da paylaşmak istedim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.